Damla Gelin'in sunum masası yılbaşı konseptli süs ve mumlarla öne çıkıyor. Büzme baklava, içli köfte, havuç tarator, poğaça ve yoğurtlu tavuk salatası masadaki lezzetlerden bazıları. Yeni yıla günler kala tabii ki bu gelinlerimizin masasına da yansımış durumda. Bugün de böyle yeni yıl süslerini, işte kırmızı mumları masamızda görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu yeni yıl coşkusu başka bir şey ya. Evet. Bir de kırmızı giymiş ya. Böyle yeni yılda genelde kırmızılar, işte tam şu yeşil gibi, işte böyle mavi gibi renkler tercih ediliyor. Goldlar, işte gördüğümüz başka ne, gümüşler. Tam yeni yıl renkleri sahiden. Çok teşekkür ederiz. İyi ki bunu da koydun, bu yeni yıl esintisini. Böyle gördükçe böyle bir coşkulu 2024'te işte güzel şeyler olacak. Neler olacak değil mi? Güzel planlarımız var inşallah. Çok şeyler bekliyoruz değil mi? Evet aslanım. Bu arada Lif'i gördün mü banyoda? Evet aslanım. Gelirken. Baktım vardı. Var mıydı? Gerçekten vardı. Bir tane mi iki tane mi? Bir taneydi. Hmm. Yani iki tane olabilirdi. Diyorsun. Bence. Ay onlar eşiyle birlikte kullanıyordur o Lif'i ha? Değil mi? Olabilir. En son utanırım. Utandırmayın. Ay, çabuk bitmesin diye Lif'ler ondan yani. Dolu da var yani. Peki. Lif'imizi de kullanıyormuşuz. Bunu da görmüş olduk. Şevacığım senden başlayalım istiyorum ama şu mumlar senin güzel yüzünü kapatmasın bir tanem. Evet. Şöyle bırakalım mumlarımızı. Evet hayatım. Masanın düzenini güzel buldum Aslı Hanım. Yani düne nazaran daha nizami şekilde dizilmiş. Hı hı. Ve tabaklar düne nazaran birbiriyle biraz daha uyumlu en azından. Evet. Mumluklarını daha çok beğendim. Yemek tabaklarını çok benim tarzım olmasa da güzel. Yani kombinlemesi en azından gold bıçak ve çatallarla iyi olmuş. Ama peçetesini ben hiç uyduramadım. Gold ve bu bohem tarzı peçeteyi. Öncelikle şunun fiyatını öğrenelim. Tabii. Yemek takımının. Bunları ben komple çizim 2 sene önce aldım. 11 bin liraya en ufak aletlerime kadar vardı benim her şeyim. Mutfak aletleriyle birlikte. Yemek takımı, çatal, kaşık, bıçak. Hepsi elektrik. Bu sarılar mı? Kadar falan. Evet hepsi okey. Aynı. Sarılar hariç. Sarılar hariç. Sarılar hariç. Uygun olmuş aslında. 11 bin lira için çizimi dizdim. Peki bunların fiyatı nedir? Onu 300 TL'ye aldım. O da çok güzel oldu. Alalı. Biraz pahalı almıştın. Şöyle bence yıkanılabilir değil. Ben ona çok bakaraktan aldım. Bir dansalım kaç kişilik? Evet. 12 kişilik yaptım. 300 aldım ya sonra bir de 300'den bir tane daha. Evet, o zaman evet, 600 oldu. 600 oldu. Seninkiler ağırdı bu biraz evet. Hafif. Tabii bunlar da kalite kalite hayatım. Değişiyor. Değişiyor. İçeride tartıştığımız bir gold avizesi vardı. Bununla karşılaştıracaktık masada. Evet. Bence aynı gold. İstersen burada da getirelim şimdi. Tabii. Bakalım aynı mı değil mi? Ama bu eskitme gold avize. Eskitme gold ama kenardaki yaldızları parlak Aslı Hanım. Evet. Yani aynısı mı diyorsun? Bence aynısı. Aynısı Aslı Hanım. Ben düşünmüyorum. Öyle aynı fikirde değilim yani. Aynı fikirde değilim arkadaşlar. İkna edemedik. Edemedik. Ne yapalım? Çünkü çok parlak bir gold değil. Yani siz o askıdan bahsettiniz ve o dediğiniz ben askıdan bahsetmedim. Ben kenarları da aynamsı tarzı. Sadece hani karşıdan tamam. Yani parlak aynamsı. Parlak ama bu kadar sarı değil. Parlak dedin. Ama bu kadar sarı değil. Dedi. Son olarak bardakları da eleştirip ben bitireyim. Bardakları da ben bu yemek takımını biraz ağır buldum. Yemek takımı biraz daha sade bence. Böyle devam edelim Esra'cığım sen ne diyorsun? Ben de bardakları yani dün de söylemiştim. Gold kullandığımız zaman kenarlarında birazcık gold bir ışıltı görmek benim isterdim. Benim masam tamamen gold değil gümüşlüklerim de var ve sunumluklarım gümüş ve gri bir masa örtüsü kullandım. Farklı olsun diye gri. Aynı şekilde koltuklarımla uydurdum bunu. Az ama önce nasıl uydurdun diye sorduysan. Zaten bohem. Bakar mısın? Keşke nasıl bana az önce cevap verseydin. Evet. Bana cevap vermedin. Elinde bohem görebildiğim bir askı veya klentler bohem tarzı. Klentlerim hariç. Evet. Askı veya hani yemek yastık masamın üstünde var. Öyle bohem tarzı bir şey yok. Şey de var. Tabloların da var. Evet, Aslı Hanım.